Film Festivali'nde ödül alan ilk Türk kısa filmi Koza'nın yönetmeni ve yurt dışında ülkemizi birçok kez temsil ederek gururlandıran Altın Palmiye ödüllü film yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın doğduğu gün 26 Ocak 1959'a gidiyoruz. Nuri Bilge Ceylan 26 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. ...1993 yılı sonlarında bir kısmını Rusya'dan kendi valiziyle getirdiği, bir kısmını TRT'nin verdiği, son kullanma tarihi çoktan geçmiş filmlerle kısa filmi Koza'yı çekmeye başladı. Film 1995 Mayıs'ında Cannes'a gönderildi ve Cannes Film Festivali'nde yarışmaya seçilen ilk Türk kısa filmi oldu. Ardından Koza'nın devamı sayılabilecek ve bazılarınca taşra üçlemesi diye nitelendirilen 3 uzun metrajlı film geldi. Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak. Üçlemenin son filmi Uzak, 2003 Cannes Film Festivali'nde büyük jüri ödülünü aldı. Ve bir anda Ceylan'ı uluslararası alanda tanınan bir isim haline getirdi. Uzak, Nuri Bilge Ceylan. Cannes sonrasında yolculuğa devam eden Uzak, 23'ü uluslararası olmak üzere 47 ödül alarak Türk sinemasının en fazla ödül kazanan filmi oldu. 2003 yılı sonlarında İklimler filminin mekan aramaları sırasında askerlik yıllarından beri el sürmediği fotoğraf sanatına geri döndü. Bu kez yine 2006 Cannes Film Festivali'nde Fipresse ödülünü alacağı 4. filmi İklimler geldi. Filmde eşi Ebru Ceylan'la birlikte başrolü paylaştı. Ayrıca bu film, görüntü yönetmenliğini Ceylan'ın kendisinin üstlenmediği ilk filmi olma özelliğine sahip olurken, bu görevi başarılı görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki'ye devretti. 2008 tarihli filmi Üç Maymun'la 61. Cannes Film Festivali'nde yarıştı ve en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Üç Maymun daha sonra Oscar yarışında da ilk 9'a kalmayı başaran ilk Türk filmi oldu. Nuri Bilge Ceylan 2009 yılında tekrar Cannes'a geri döndü. Ancak bu kez ana yarışmada jüri üyesiydi. 2011 tarihli filmi Bir Zamanlar Anadolu'da 64. Cannes Film Festivali'nde bir kez daha büyük jüri ödülünü kazandı. 2014 yılında yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filmi 67. Cannes Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Palmiye ödülünü kazandı. Palm Door goes to Winter Sleep by Nuri Bilge Ceylan. Böylece Yılmaz Güney'in Yol filminin ardından ikinci kez bir Türk filmi bu ödülü kazanmış oldu. Nuri Bilge Ceylan ödülünü Quentin Tarantino ve Uma Thurman'ın elinden aldı. Ağustos 2016 yılında hazırlanan BBC'nin 21. yüzyılın en iyi 100 filmi listesinde Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle 53. sırada yer aldı. 2018 yılında yaptığı Ahlat Ağacı adlı sinema filmiyle Amerika'da yapılacak 91. Akademi Ödülleri Oscar'ın yabancı dilde en iyi film dalında Türkiye'nin adayı oldu.